Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Hardcore serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere size her bölümün sonunda soruyorum ne yapayım bir sonraki bölümde diye. Bu sefer de çoğu kişi tarla yapmamı söylemiş arkadaşlar. Ben de bu bölümde tarla yapmaya karar verdim. Belki bir madene de ineriz diyeceğim de gir, içeri gir. Yat, uyu. Biz en son uyumamış mıydık ya? Gece gece dışarı çıkmayayım, yani büyük bir hata olur. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu bölümde tarla yapmaya çalışacağız. Bu arada evet, yaratıklar yanıyor. Gördüğünüz üzere şurada zombiler mombiler var. Hiç onlara bulaşmadan kısa bir özet geçeyim. Emin değilim yani, belki farklı şeyler de yapabiliriz de tarla yapmaya çalışacağız. Birçok kişi aslında şey demiş, abi git dağın başına kur evini demiş. Ya da açık alan bul. Bak yine konuşamıyorum. Açık bir alan bul, oraya kur falan demiş. Diğer kısımda burada kalsın evin abi, büyütürsün demiş. Ben şimdilik evin burada durması taraftarıyım arkadaşlar. Eğer çok gerek duyarsak gideriz evi başka bir yere kurarız. Şimdi sandığımızdan şu tohumlarımızı bir alalım önce. Bu arada benim escape tuşum çalışıyormuş. Bir ara escape tuşumu escape tuşuna değil de klavyenin geneline bir soda döktüm ben. Öyle bir aptallık yaptım. Yanlışlıkla tabii ki, bilerek yaparsam olmaz. Escape tuşu bir ara ölmüştü ama şu an tamam, düzeldim. Çok uzattım ya, gece gece. Gece de değil, sabah 6 şu an saat. En son Alp Kılıç'ın ismini yazdık arkadaşlar. Bir sonraki yazacağımız isim hazır, ancak bölümün sonlarına doğru belki yazabilirim. Emin değilim. Bu arada oyunda hafif bir kasma var. Çözüm üretmeye çalışıyorsunuz biliyorum. Teşekkür ederim size şimdiden. Şimdi abi, hızlı hızlı şeyimize geçelim. Bizde hiç mi taş yok ya? Biz hiç madene gitmedik mi? Kapıyı kapatayım, ne olur ne olmaz. Biz gerçekten hiç madene gitmedik mi abi bu oyunda? E biz o zaman önce bir taş toplayalım ya, öyle şey mi olur? Dur. Yani bir 64'lük belki, yani fark etmez ya, 20-40 tane toplasak da yeter. Çok yükseklerde değil gözüm de, taş lazım oluyor. En azından aletleri taştan yapalım. Böyle tahta tahta yürümez. Bulunduğumuz mekan hayvanlar bakımından zengin bir mekan. İlk aksiyona giriyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Damage almadan bunu da bitirdik. Dediğim gibi hayvan bakımından şey bir mekan. Güzel, verimli mi deniyor? Evet, verimli bir mekan. O yüzden sıkıntı çekmeyiz yemek konusunda, ama tarlada kuralım olsun. Bir kenarda dursun en azından. Yolculuğa çıkarız, bir şey yaparız, lazım olur. Hani sonuçta tarla kurduğunuzda size ekstradan tohum da geliyor. Ben bir şey diyecektim. Biz bir örümcek öldürdük de aslında bize bir tane daha öldürme şansımız olsaydı şey yapardık ya. Olta falan yapardık. Şimdi tarlayı ve maden girişini arkadaşlar, şurada gördüğünüz ada gibi bir kısım var ya, şuraya yapacağım. Evet, aynen oraya yapacağım. Tabii önce ne dedik? Bir taş çıkaralım dedik. Ya ben de yerde taş arıyorum. Şurada kocaman cobblestone'dan dağ var abi. Gidip yerde taş arıyorum. Hoş değil. Nerede bizim pickaxe'imiz? Burada. Şimdi ben size bu arada bir şey soracağım bu taş çıkarma işlemini yaparken. Bu arada yeni bloklar. Bunlarla zaten bir şey yapamıyoruz. Dursun onu orada. Ben size bir şey soracağım arkadaşlar. Ben bu kanalda Garbarius'ta yeni bir seriye başlamak istiyorum. Tabii ki Minecraft her zaman, her zaman gelecek arkadaşlar. Minecraft bizim ne denir? Banko serimiz. Yeni bir seriye başlamak istiyorum. Ya yeni bir oyun olur ya da eski oyunlardan da olur. Çok eski olmasın tabii ki. Yani siz ne görmek istersiniz bu kanalda? Benim aklımda aslında 2-3 oyun var arkadaşlar da. Hop, ne tatlı bakıyorsun lan sen. Vallahi çok tatlı bakıyorlar bunlar. Ama yani domuzlara ölüm. Benim aklımda 2-3 oyun var arkadaşlar. Şimdi isim vermek istemiyorum ama siz de bir söyleyin. Yorumlarda yazın. Abi kanalda şunu görebiliriz falan diye. Yani çekersen iyi olur, izleriz en azından. Ben de tabii ki yorumlarınızı dikkate alacağım arkadaşlar. Yani sizin yorumlarınızı zaten ben dikkate alıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim, ben yapacağım bir işte, yani bu kanalda ilgili yapacağım bir işte %50 kendi fikrim, %50 de sizin yorumlarınız üstünden yapıyorum. Ki sonuçta burada siz mutlu olun. Yeter. Siz mutlu olunca zaten ben de mutlu oluyorum. Eğlence için. Şey yapıyoruz, yani okuldan geliyorsunuz mesela, sınav olmuş. Sınav bok gibi geçiyor. Geliyorsunuz, açıyorsunuz, izliyorsunuz burada. Eğleniyorsunuz, kafa dağıtıyorsunuz.
Hoş. Dağıtıyorsunuz değil mi lan? Dağıtıyor. Ya abi seni izleyip daha çok stres oluyoruz falan diyen çıkmasın da. Bizim şimdi kaç tane taşımız oldu? 56. Hadi 8 tane dağılalım. Hadi acıdım. 2 3 4. Bu arada hayvanları tek tek öldürmeyeceğim. Neyse. Pikeksimiz yok değil mi? Varmış. Nasıl görmedim ben o pikeksi ya? Hayvanları öldürmeyeceğim şimdi tek tek. Hani yemeğimiz biterse şey olursa o zaman öldürürüm. Arada kasmalar oluyor. Artık ona alıştınız. Hiç onun hakkında yorum bile yapmayın arkadaşlar. Ben de çözmeye uğraşıyorum dediğim gibi ama bu işin sonu format gibi görünüyor. Şimdi biz evi nereye kurmuştuk? Evi şuraya kurduk. Ben niye bir 360 derece döndüm ki öyle? Senin şeyini alalım, yumurtanı. Alabildik mi? Almışız evet. Şimdi. Girelim ve yapmak istediğim şey şu. Kılıcımız ve şeyimiz var. Gerçi kılıcımız bitmek üzereymiş. O zaman biz hemen bir crafting table'a gelelim. İlk olarak her şeyden birer tane yapalım. Bir tane pickaxe. Tahta olanları şuraya koyacağım. Bir tane ne? Stone hoe. Evet. Hoe'ydu değil mi bunun Türkçesi? Şey, İngilizcesi. Türkçesi neydi peki bunun? Bu tarla şeyi çapa mı deniyor? Bizim sopamız bitti. Stick. Şöyle 5 tane koyalım. 20 tane gelsin bakalım. Pickaxe'imiz var. Hatta bir tane hoe yeter ya. O hiçbir zaman ben bunu zaten bitiremedim. Oynadım Minecraft'larda. 2 tane kılıcımız var. Gayet yeter. Baltamız yarım. Baltayı da yapalım şimdi. Sonradan gelip uğraşmak istemiyorum. Baltayı da yapalım. Hatta pickaxe'den bir tane daha yapalım. Belki ileride lazım olur. Şimdi 13 tane tohumumuz var ama şöyle bir şey var ki gördüğünüz gibi her yer çim. Çimlik alan. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz arkadaşlar. Peki bizim iron'ımız var mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Iron'ımız yok. Nereden olacak? Madene mi gittik? Salak. Şimdi aslında biz iron bulsak hoş olabilirdi arkadaşlar. Biz neden bu arada taştan kürek yapmadık? Iron'ımız olsaydı hoş olurdu. Iron bulana kadar ben şey yapacağım o zaman. Hemen suyun kenarına bir tarla yapacağım. Ve hayatınızda göreceğiniz en kötü tarla olacak büyük ihtimalle. Yani bu bölümde çoğu kişi tarla kur demiş. O yüzden en azından tarlanın başlangıcını şey yapalım. Tarlanın başlangıcını kuralım ki sizin dediğiniz olsun yani. Bunu sizler istediniz. Şöyle alalım alalım. Topla topla topla. Oo bunlar büyümüş. Ne bunlar ya, çiçek mi? Abi aman diyeyim, bana çiçek verme ya. Nefret ediyorum şu çiçeklerden. Ne oldu, bir an bir çiçek göründü yok oldu. Almamışım ben onları. Oyunda bug gibi bir şey oldu sanırım. Emin değilim. Yeni gelen arkadaşlar için. Bu da şey gibi oldu. Televizyonunu yeni açanlar için tekrar söyleyeyim. Hardcore serisini oynuyoruz. Öldüğümüz yerde seri biter. Özet olarak bu. Şurayı alacağım. Burası bana battı. Bildiğin şurası battı sadece. Zaten tam da şeyimiz bitti. Şimdi direkt şuranın kenarına kuracağım ikili şekilde. Ama şurayı da almak istiyorum. Ne demeye çalışıyorum? İkili derken şundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu arada acıkmışız. Şundan bahsediyorum. Şimdilik. Sadece şimdilik. Emin olun bu böyle kalmayacak. Emin olun bundan 5-10 bölüm sonra eğer hayatta olursak gayet güzel bir medeniyet kuracağız hep birlikte. Sizin istekleriniz doğrultusunda tabii ki. Şimdi bizde 10 tane daha varmış. Şu ikiyi de yap. Seni de şöyle koyalım. Burayı şey yaparsak acaba burası ıslanır mı ya sudan? Denesek mi? Ne dersiniz? Hadi deneyelim ya. Hadi deneyelim ya, ne kaybederiz? Islandı evet. 3 tane kaldı. Şöyle. Tamam, elimde de bir tane kaldı. Hadi müsriflik yapmayayım. Bunu da buraya koyayım. Şimdi ben acıktım. Hiç tehlikeli sularda yüzmek istemiyorum. Öncelikle yumurtaları bu adaya fırlatacağız arkadaşlar. Tavuk mavuk da varsa bu adacıkta. Yarım ada hatta burası değil mi? Yarım ada deniyor buraya. Şeyle bağlantısı var mı? Anakarayla. Zaten biz buraya bir yarım adaysa ortadan keseriz.
Orada bir boğaz yaparız. Tam güvenli safe house olur orada. Belki oraya da bir kulübe, sığınak falan yer altına bir yere kurarız. Şimdi biz acıkmışız. Hop, kapıdan giremedim. Şaka gibi kapıdan giremedim ya. Buraya bak. 4 tane tavuğumuz var. Pişirilmiş bu şekilde. Bu arada bilmiyorsanız, yani öyle bir ihtimal yok zaten. Artık herkes biliyor böyle şeyleri. 16 ya, bana torç lazım olacak. Harca gitsin. Bilmiyorsanız arkadaşlar, tarla yaptığınızda bunların dibine işte torç falan koyarsanız güzel olur. Daha hızlı büyürler. Işık alsın yani. Işık iyidir. Güneş girmeyen eve ben girerim. Gece oldu. Bak o kadar tırsak oynuyorum ki şuraya gidip iki torç koyacağım. Ona bile korkuyorum yani. Ama anlayışla karşılayın. Buraya koysak. Aman zıplama üstünde. Bir tane buraya koysak, bir tane de buraya koysak yeter diye düşünüyorum. Hız hızlı eve gidip uyursak artık güzel olacak. Geceleri maden yapmamı söylemişsiniz ama öyle bir tehlikeye giremeyeceğim arkadaşlar maalesef. Geceleri maden olayı ileride. Kendimize güzel kapılı mapılı bir maden yaptığımızı hemen uyuyalım. İyi geceler evladım. İyi geceler. Hadi uyan, tamam. Günaydın. Şöyle kapıyı hafif... Yaratık sandım. Yemin ediyorum yaratık sandım. Kimse var mı? Yok mu? Bana bir tane örümcek lazım. Örümcek kardeş. Örümcek kardeş ne lan? Örümcek yok etrafta. Anlaşılan. Bak şu 2 gündür burada duruyor. Buradan kıpraşmadı bu tavşan. Yemin ediyorum videolara dikkat edin. Bu burada duruyor arkadaşlar. Ben bunu bir öldüreyim ya. Kaçma lan. Kaçma, 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 kaçma. Ha tamam. Siz o sırada bayağı bir mouse sesim gelmiş olabilir. Hiç yani şey yapmayın. Hadi seni de özgürlüğüne kavuşturayım artık. Ya da şu şekilde özgürlüğüne kavuşturayım seni. Bu arada buradan deli tohum çıkar yani. Bu sene burası ciddi anlamda deli tohum yapmış. Deli çimlenmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir tarlamıza mı baksak? Yok, tarlamıza bakmayalım. Biz kendimize bir kürek yapalım. Onu unuttuk. 3 tane, 2-3 tane bir kürek yaparsak hoş olacağını düşünüyorum. Şimdi stick yok. Şöyle yapalım onu da. Tamam. Değişik değişik sesler duyuyorum bu arada yine dışarıdan. Şöyle koyalım. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalda hangi oyunu görmek istersiniz? Yeni olur, eski olur. Bu arada çok yakında şey gelecek. Bir arkadaşımız daha oyun hediye etti bana. Cidden hoş bir oyun bu sefer. O arcade oyunu gibi değildi. Gerçi o da güzeldi ya. Ben sonradan oynadım da onu. Hoşuma gitti. Onun videosu da gelecek. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim. O da sürpriz olsun. O oyunu seveceğinizi düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ancak tabii seri olmayacak büyük ihtimalle. Seri olarak soruyorum size. Buna dikkat edin. Seri olarak hangi oyun başlasın arkadaşlar? Garbarius kanalında hangi oyunu oturur izlersiniz yani artık. Şimdi uzun oyunu da çekmek istemiyorum. Bu arada yarım kalmış seriler de var bu kanalda. Onu da biliyorum. Harry Potter'a devam edemiyorum. Çünkü kayıt programım artık Harry Potter konusunda sıkıntı çıkarmaya başladı. Oyunu kaydetmiyor artık. Dediğim gibi bir format şart oldu ya. Bu arada size bu Hardcore serisini ben şaka maka 3 videoyu, bu 3. video olacak. Hepsini böyle saçma sapan saatlerde çekiyorum ya. Sabahın 6'sı şu an saat. Muhabbet kim bilir nerelere gitti, benim haberim yok. Ha bak bak bak, ben size şeyi soracaktım. Aklıma şu an geldi. İyi ki video bitmeden aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar, ben Kıbrıs'ta yaşıyorum bildiğiniz üzere ve buradaki tatil zamanları sizin tatil zamanlarınızdan farklı. Yani bu sömestr var ya, ya da 15 tatil, ikisi de aynı şey zaten. Ben 15 tatil demeyi daha çok seviyorum. Yani ne bileyim, sömestr deyince böyle hani Fransız gibi sömestr falan. Hani bana çok cool geliyor. 15 tatildir abicim o. Sömestr falan değil. 15 tatil ne zaman arkadaşlar? Yorumlarda bunu da belirtin. Çünkü aklımda onun için de güzel planlar var. 15 tatil için de. Evet, küreğimiz bitti. Hayırlı uğurlu olsun.
Eğer herkes yazarsa okullar ne zaman tatil olacak ve ne zaman tatil bitecek? Tatilin başlangıç ve bitiş sürelerini yazabilirseniz benim için hoş olur. Onu da merak etmiyor değilim açıkçası. Da biz bayağı koskoca adayı indireceğiz gibi duruyor. Şuradan güzel taş çıkacak. Iron bulacağız gibi bir his var içimde. Bu adanın içinde. Şimdi kürek bitene kadar devam ediyorum. Maden olayına girmek için aslında zamanımız kalmadı arkadaşlar. Samimi konuşayım. Biraz düzenlemeyle geçiriyorum ilk bölümleri. Bunun nedeni de şey. Hani önce bir toparlanalım. Önce yemek olsun mesela. Sonra deri şeyler yapar. Kendimize deri zırh yapar. Madene ineriz. Iron toplarız. Full iron set olduğumuzda da artık aksiyona gireriz diye düşünüyorum. Hadi be artık bit ya. Ne uzun sürdüm. Bu arada hiçbir şeyi atlamayacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu an mesela bunu yapıyorum ya. Bunu izleyin istiyorum. Sizden habersiz bu oyunu oynamayacağım. Zaten sıkılacağınızı da düşünmüyorum. Güzel muhabbet dönüyor burada. Muhabbet dönüyor deyince aklıma bir okey şeyi geldi. Okey oynamak istedim ya. Okey'e dördüncü aranır. Şimdi burası kaldı. Burayı hallederiz. Bir kürek yeter burası için. Siz büyümeye başladınız hafiften. Bayağı bir toprağımız oldu. Hani cidden bayağı bir toprağımız oldu. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bu toprakları. Mesela bu bölümde de size bunu sorayım arkadaşlar. Bu toprakları nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü şöyle olacak. Ben kürekle bayağı bir indireceğim şuraları da. Bizim bayağı bir toprağımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan 64'lüğümüz olur diye tahmin ediyorum. Bu toprakları nasıl kullanabiliriz? Bana işe yarar bir şeyler söyleyin. Hani hayatta kalmamı kolaylaştıracak. Ya da maden yapmayı kolaylaştıracak bir şeyler söyleyin. Ben de ona göre hareket ederim. Bu arada artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Yemeklerimiz pişmiş mi? Evet, pişmeye başladı. İkinci ismi gurur tablomuza asıyorum arkadaşlar. İkinci ismin yeri de tam şurası zaten. Hemen yanı. Dediğim gibi bunun yeri komple değişebilir. Daha şimdi kalıcı değil de. Yaptığı uzun ve güzel yorumdan ötürü Barış Can Kurt arkadaşımıza, soyadları küçük yazmışım, o yüzden şöyle yapalım. Barışcan Kurt adlı arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Hemen altına da torçu koyalım. Evet, ilk iki isim gayet hoş arkadaşlar. Dediğim gibi buraya nasıl isminizi yazdırabilirsiniz? Abi benim de ismimi yaz diyerek değil, güzel önerilerde bulunarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da işte ne bileyim Minecraft'la ilgili böyle bilgiler falan filan işe yarayacak şeyler yazarak tüyolar, ipuçları bana vererek buraya isminizi yazdırma hakkını elde edebilirsiniz. Ne uzun cümle kurdum be arkadaşım. İlk bölümde diktiğim çiçek değil mi? Kara hindiba. Şimdi arkadaşlar isterseniz bölümü burada bitirelim. Yapacak daha fazla bir şey kalmadı. Hatta şöyle bir şey yapayım da dördüncü bölüme kalmasın. İyi be. Allah şükür bu bölümde hayatta kaldık yani. Bu bölümde ölmeden hallettik. Dediğim gibi videoyu burada bitirelim isterseniz arkadaşlar. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bu bölümdeki sorum: bu kadar toprak bizim ne işimize yarayabilir? Neler yapabiliriz ya da neler inşa edebiliriz? Bazı arkadaşlar redstone falan demiş ama yani hardcore oynuyoruz. Redstone'un pek bir alakası yok. Oyun iyice feci kasmaya başladı. Ben lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar toprakta ne yapabiliriz ve başka bir şey sormuş muydum ben size? Neyse, kafalar karıştı. Siz videoyu izlediniz zaten. Hiç önemi yok arkadaşlar. Ben gideceğim uyuyacağım şimdi mışıl mışıl. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbage'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.